Bu Kapadokya'nın geri kalan her kilisesi olduğu gibi ya da her manastırı da olduğu gibi burası da kayalar içerisine oyulmuş müthiş güzel bir yer. Sizinle beraber bu manastırın keşfine çıkacağız ama bunu yaparken de esas amacım size XC1545'in video becerisinin ne kadar başarılı olup olmadığını gösterebilmek. Aynı zamanda da fotoğraflar da çekeceğiz bu lensle beraber. Bu kısaca size bir lens tanıtımı ama bunu yaparken de size Kapadokya'nın müthiş güzelliklerinden bir tanesinin içinde yapmak istedim. XC1545 F3.5-5.6 OIS lensi tanıtacağım. Evet, bu lenste WR yok. Bu lenste çarklar eksik, bu lens plastik. Ama bu lenste ne var biliyor musunuz? Müthiş camlar var. O camlar da 9 kümede, 3 tanesi asferik, 2 tanesi ED olmak üzere toplam 10 lensten bahsediyoruz ki inanılmaz neticeler veriyor. Gerek fotoğrafta gerek videoda. Bunu gösterebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesi, uzun süredir de gelip ziyaret etmek istediğimiz Bizans dönemine ait en iyi korunmuş manastırlardan bir tanesi, Gümüşler Manastırı Niğde'de. Şimdi isterseniz lafı çok fazla uzatmayalım. Gelin hem videoda hem fotoğrafta bu lensin neler yapabildiğini hep beraber görelim. Şimdi gördüğünüz gibi çok büyük bir avludan yan bir odaya girdik. Giriyoruz. Gümüşler Manastırı. Ne olduğunu pek anlayamadık buranın ama sanırım küçük bir şapel gibi bir görüntüsü var. Şimdi buradan ilerleyeceğiz. Diğer yerleri de göreceğiz. Evet, yan odadan büyük manastırın içine doğru geldik. Şimdi ilk bölümü burası, yan kapısı. Gördüğünüz gibi çok çok güzel. İnanılmaz. Şimdiye kadar Kapadokya bölgesinde gördüğüm en iyi korunmuş manastırlardan. Fresklerin durumuna bakın. Yani sanırım işte Meryem Ana kucağında İsa olsa gerek. Seçilcim bu Bizans dönemi değil mi? Bu, Evet, hayır, Bizans dönemi. emin değilim buranın. Bizans dönemiymiş. Tabii Bizans dönemi olsa gerek. Çünkü çok büyük haç yapıları var. Kilisenin orta ana kısmına geldik. Yani inanılmaz sütunlar, duvardaki freskler. Şimdiye kadar bu bölgede gördüğüm en iyi korunmuş yer. Yapı olarak da dimdik ayakta. İşte gördüğünüz gibi çok çok güzel. Bu kadar temizini ilk defa görüyoruz değil mi Erdinç? Genelde is kaplıydı Evet. birçok gördüğümüz yerde. Ne hissediyorsunuz şu anda seçim? Vallahi yani kendimi ışınlanmış hissediyorum farklı bir yere, farklı bir zamana. Çok böyle dingin, sessiz, çok güzel bir enerjisi var. Çok güzel. Ha, o zamana geçelim o zaman. Öğrendiğimize göre manastır milattan Sonra. sonra 8-10, kilise gördüğünüz kilise resimleri de 11-12. Fakat bilgi veren kişi daha da eski olduğunu söylüyor. Bilineni buymuş. Ama kesin bilgi değilmiş. Daha Kesin eski bilgi olduğunu varsayabiliyorum. değilmiş. Evet. Eğer kesin bilgi değil de bu daha eski ise burası gerçekten görülmeye değer bir yer. Valla sevgili dostlar, yani lensi tanıtıyoruz elbet. Ve gördüğünüz gibi lens de oldukça başarılı ama lensi falan unutmuş vaziyetteyim. Buranın güzelliği, mimarisi, korunmuşluğu ve olağanüstü freskleriyle müthiş bir yer. Neyse, gezmemize devam edelim. Türkler üzüm yapılan yer büyük ihtimal. Abla buradan çok güzel görünüyor. Şuraya ineceğim. Ki avluyu çekmiş oldum. Bir kat üste çıktık o muhteşem görüntüden sonra da
Kilisenin harika bir avlusu var. Yukarıdan size onu göstermeye çalışacağız. Değil mi Erdinç? Bak. Evet, aynen öyle. Şimdi bu arada gördüğünüz gibi 15 milimetrenin genişliği o kadar büyük avantaj ki. Sitçiyle şu anda neredeyse burun burunayız. Buna rağmen çok rahat çekim yapıyoruz. Sevgili dostlar, bu da dibe doğru görüntü. Şu anda Erdinç'in çekmekte olduğu duvarda hayvan resimleri ve figürleri görüyorsunuz. Bir kilisede ilk defa şahit oluyorum ben. Hayvan ve resimleri, figürleri gerçekten çok enteresan. Ana binadan yan tarafa geldik. Hala manastırın içindeyiz. Şu gördüğünüz oyukların ne olduğunu bilmiyorum ama şu uzun uzun duranlar mezarlar. Yani manastırın içerisinde gömülü keşişler, büyük ihtimalle rahipler. Böyle bir bölümü varmış. İleriden de göründüğü gibi ve de koca bir haçı yukarıda görüyorsunuz. Burası ziyaret edilen ölülerin yattığı yer gibi görünüyor. Seçil. Konuşacak mıyız? Konu. Dur, evet, çalıştır. Evet, konuşacak bir şey. Buraya bulamadım bir şey yani. Gözümde anladım. Bir şey görmedi. Böyle anlatabileceğim. Seçil, görüntü nasıl? He? Ay çok güzel, baksana. Evet. Işığa falan baksana. Böyle bir bölümümüz de var. Ama burada lahit mezarlar görünmüyor. Ne amaçla kullanmışlar, ne yapmışlar? Çok da anlayamadım i̇badet burayı. Ama ibadet yerleri büyük ihtimalle. Çünkü burası çok büyük ve çok iyi korunmuş bir manastır. Bu kapattıkları yer kat aşağısı da var. Ha, birinci katın başka bir yerindeymişiz. Burası çok enteresan bir yer. Sanki böyle ya bir yıkanma yeri ya da bir şey üretim yeri gibi. Çünkü tavana doğru bakarsanız eğer... Hamam şeyi var değil mi? Evet, öyle bir şey var. Çok büyük bir delik var ve oradan bir hava geliyor buraya. Evet, buradan da bak şey delikleri var. Gider delikleri var arkadaşlar. Sanırım temizlikle ilgili kullandıkları bir yer olsa gerek. Gez gez bitmiyor. Küçücük gibi görünüyor ama çok güzel bir yer. Burası da başka bir yaşam alanı. Ve şu küçücük kapıdan da giriyorsunuz. Oyuktan, orası da başka bir yaşam alanı. Burası manastırın avlusu. Şu gördükleriniz de benim burada öğrendiğim, gezdiğim birçok yerden bildiğim kadarıyla mezar olarak geçiyor. Uzun uzun görünen yerler. Uzun ama bayağı bir ince seçim. Keşişler zayıf insanlarmış. Şey. Yani bilmiyorum, öyle dediler. Anladım. Bak burada iki tane daha var. Hatta başka... Burada misafirlerimiz var. Kaçmayın, kaçmayın. Bir görüntü verelim. Merhaba diyelim. Ondan sonra. Hatta açık hava göremedi. Bu tür mezarların içinde iskeletler koymuşlar. Böyle bir görüntü de var. Ha, gezmek isteyenler yani. İçin oradan biliyorum. Anladım. Ne kadar çok şey biliyorsun yenge ya. Evet, burada öğrendim. Evet, şu an yakından çekim yaptığı gibi Erdinç'in şu taşın üzerinde enteresan bir figür var. Ona takıldık. İşte onu da çekmek istedik. Bu kilisenin avlusunda şu gördüğünüz sütunu biz başka bu bölgede gittiğimiz hemen hemen birçok yere gittik. Hiçbir yerde görmedik. Ya bunlar bildiğim kadarıyla herhalde İyon sütununun başlarından kalma. O da yani Bizans geldi bana ya. Evet. Değil mi? Sanki Bizans mimarisi etkisi. Yok. Da. Bizans mimarisi zaten de. Ama neden, niçin? Buradan çıkmış belli ki, buraya koymuşlar. Evet. Ama... Şu bahçenin avlunun yan tarafında da şöyle kocaman kocaman büyük
yuvarlak delikler var ve bunların küp olduğu gözüküyor. Sanırım şarap yapmak için kullanıyorlardı o devirde. Buranın bağları ve üzümleri çok meşhur çünkü. Zaten şarapçılığın çıktığı yerdir burası. Evet. Yani bu topraklar. Bunu görebiliyor musun? Anlayabiliyor musun? Yok. Melek figürü mü? Ya bir takım şeylerin figürü. Neticede burası. Bak seni çekecektim Seçil. Yengeniz ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Oradaki yani fresk kalıntısının. Mümkün değil. Bir şeyler yakılmış. İsli. Evet. Ne diyorsun Seçil? Ne diyeceğim, şahane. İyi ki de gelip görmüşüz. Şimdi aynı kilisenin bir de yeraltı şehri varmış. Biz tam gidiyorduk, burayı keşfettik. Çok güzel, çok enteresan. Kilisenin yanında yeraltı şehri var. Kaç kat olduğunu bilmiyorum ama. Yeraltı şehrini gezmeye devam ediyoruz. Çok güzel, inanılmaz. Mümkün değil ki orijinallik. Evet. Ve iniyorsun. Bir. Ay daha bir şey almıyorum, kayıt da. Şimdi üçüncü kata indik arkadaşlar. Ben böyle hava deliği midir acaba diye şöyle bir başımı aşağı uzattım, baktım. Bir sürü bozuk para var aşağıda, yanlış görmüyorsam. Yani bizim millet işte geldiği her yeri mabede çeviriyor. Üç tane atacağım, 5 kuruş. Evet. Herkesin mabede çevirdiği yerden ben de eksik kalmayayım dedim. Şimdi niyetlerimi dileyip atıyorum. Evet sevgili dostlar, bu görüntüler neticesinde XSON'uma video lensi olarak çakmış vaziyetteyim. İtiraf edeyim, fotoğraf çekmek için değil ama yani fotoğraftaki başarısını göstermek için bir takım kareler çektim sizlere. Güzel olan tarafı 15 milimetrelik geniş açısının verdiği size müthiş konfor. Şeyini çok kullanır mısınız, kullanmaz mısınız zoom'unu çok bilmiyorum ama yeri geldiğinde faydalı olur. Ama 15 milimetrede gerek D-Log lens olarak, gerek netleme geçişlerindeki yumuşaklık ve netleme takibindeki başarısıyla bu lensi şiddetle tavsiye ederim. Parasının çok 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 üstünde size netice verecektir. Bu içerik umarım sizlere değer katmıştır ve beğenme butonunu hak etmiştir.
Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu kanala hem destek olursunuz hem de bu içeriklerin daha süratli, daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamış olursunuz. Şimdilik huzurla kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Omaç, fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.